Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Replika Saatler içerisinde Watch 8 Ultra Premium adıyla geçen bu saati inceliyoruz. <laughs> şu anda da kolumda takmış olduğum bu saatin birazdan kutu açılımını, birlikte ön incelemesini yapacağız ve kutu içerisinden neler çıkıyor, hangi aparatları mevcut ve saatin arayüzüne neler yapabildiğini birlikte bakıyor olacağız. Ama onun öncesinde kısa bilgilendirmeler yapmak istiyorum saatle ilgili. Öncelikle bu saat Apple logosuyla açılan ve Apple logosuyla kapanan bir saat modeli. Watch 8 Ultra Premium olarak geçiyor internette. Satın almış olduğum firma Fortune Cases. Zaten açıklamaya linkini bırakacağım. Eğer ki saat incelememi beğenirsen oradan gidip satın alabilirsin bu ürünü güvenli bir şekilde. Üründe birçok özellik var. Ekran anlamında gayet iyi ve şu anda geliştirilmiş modeller arasında yer alan Watch 8 Ultra Premium birlikteyiz. Kutu bu şekilde geliyor. Tasarımı sade arkasında gerekli bilgilendirmeleri yazıyor. 2 adet kordon çıkıyor içerisinden ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunların hepsine zaten detaylı olarak bakacağız. Ekran olarak 420'ye 480 piksellik IPS bir ekrana sahip. 350 mAh bir bataryası bulunuyor. Bataryası gayet iyi gidiyor diyebilirim sizlere. Yaklaşık 3-4 gün boyunca hiç şarj etmeden kullanabiliyorsunuz bu ürünü. Ekran boyutuna baktığımızda ise büyük bir ekran. 2.02 inç bir ekrana sahip. Kasa yapısı olarak ise 49 milim bir kasa yapısına sahip olarak tarafımıza geliyor. Ekstra olarak alt kısımları vidalı ve kordon kilidi bulunuyor bu saatte. Biliyorsunuz birçok replika saat modeli inceledik ve birçok da çıkmaya başlıyor. Bu saatin en büyük avantajı elinizde kimse çak olduğunu anlayamıyor. Çünkü Apple logosuyla açılıp Apple logosuyla kapandığı için gerçekten insanlar orijinal mi diye soruyor. Kasa yapısından bir şey anlaşılamıyor. Şu an benim kolumda takılı olan Ocean kordon ve turuncu olan kordon içerisinden bir adet daha kordon çıkıyor. Dediğiniz gibi bunları değiştirip kullanabiliyorsunuz. Kutu içeriğini sabırsızlanıyor olabilirsiniz açmama ama ufak tefek birkaç bilgi daha vermek istiyorum sizlere. Öncelikle bu saatte tüm mesaj bildirimlerini alabiliyorsunuz. Arama yapabilme, arama cevaplama, uygulamasını indirdiğiniz inizde içerisinde uygulamaya yüklü birçok kadran bulunuyor ve istediğiniz fotoğrafınızı, görselinizi saatin arayüzüne ekleyebiliyorsunuz ve ekledikten sonra saat düzenini de ayarlayabiliyorsunuz. Saat yukarıda olsun, aşağıda olsun, köşede olsun gibi size imkanlar da veriyor. Ekrana baktığımızda yapı olarak gerçekten kaliteli bir yapıya sahip ve görüntü açısından siyahları net gösteriyor diyebilirim sizlere. Ekstra olarak Watch 8 Ultra Premium diye geçen bu kutu gerçekten premium hissiyat veriyor. Hem kutu içeriği olsun hem kutulama şekli olsun diğer saatlerden çok çok farklı. O yüzden modelleri karıştırmanızı istemiyorum. Kutu açılımına geçelim ve sonrasında tekrar sizlere bilgilendirme yapmak için kamera karşısına geliyor olacağım. O zaman kutumuzu açıyoruz. Geldik ürünün kutusunu açmaya. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir yapıya sahip ve arkasında gerekli bilgilendirmeler yazıyor. Titanyum kasa ultra olarak gözüküyor ve bu Apple logosuyla açılan en iyi ultralardan bir tanesi diyebilirim. Şimdi hemen şu arka kısımdan kulakçıklarını kaldırarak kutuyu bir açalım ve içerisinden neler çıkıyor birlikte bir görelim. Hemen şöyle kaldırıyoruz ve kutunun kendisi çıkıyor. Gerçekten tasarım olarak kutu güzel gözüküyor. İçerisinden bir adet kullanım kitapçığı çıkıyor. Bu şekilde gerekli kurulumla ilgili de bilgiler yazıyor. Watch 8 Ultra olarak geçiyor ama bu Apple logosuyla açılan aslında piyasadaki en iyi saatlerden bir tanesi. Hemen şöyle kordonuna da bakalım içerisinden. Kordon çıkıyor. Bu arada kutulama da size bu şekilde gelmiş olacak. Bunlar ocean kordon olarak geçiyor. Bir tane turuncu, bir tane de siyah olanı. Ben genelde siyahı tercih ediyorum. Genelde siyah kullanıyorum ama iki kordonun yapısı da gayet iyi bir yapıda. Şey diyeyim mi? Gerçekten güzel duruyor. Bu manyetik şarj aleti zaten her üründen çıktığı gibi ve saatin kendisi geliyor. Watch 8 Ultra amlemi var üzerinde bir sticker yapıştırılmış. Ve baktığınızda ağırlık anlamında da gayet iyi duruyor. Hemen şöyle bunun da bir kutusunu açıyorum. Ve yapısını bir yakından bakalım. Şöyle baktığımızda hoparlör girişi, mikrofon girişi ve turunculama yerimiz. Ekstra olarak crown tekerimiz ve buradaki tuş bölümümüz bulunuyor. Alt tarafına baktığımızda vidalı bir yapıya sahip ve kordon kilidi de mevcut. Orijinalle birebir altında da bir adet sticker bulunuyor. Bunu da hemen söküyoruz. Gördüğünüz gibi parlama yapmıyor artık. Ve alt tarafındaki şurası kordon kilit yeri ve buralarda vidalı tasarım 49 milim orijinal Apple Watch Ultra ile aynı diyebilirim. Kutu açılımından sonra birazcık saatin arayüzünü göstermek istiyorum. Öncelikle crown tekerine bastığımızda Menüye giriş yapabiliyoruz ve menüde herhangi bir kasma, donma yok zaten görebiliyorsunuz. Gayet akıcı bir menüsü var. Ayarlar menüsüne tıkladığımızda en üstte dil bölümü bulunuyor. Altında parlaklık bölümü ve buradan kısıp açabiliyorsunuz cihazın parlaklığını. Gördüğünüz gibi gayet parlak bir cihaz. Yani ekranı gerçekten üst seviyede bir parlaklık. Tarih, zaman hakkında bölümü mevcut. Burada zaten bütün model numarası, seri numarası hepsi yazıyor diyebilirim. Ekran uykusu dediği ekran kaç saniyede açıkken kapansın. Ben şu anda 60 saniyeyi seçtim. 5 saniyeden 60 saniyeye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Always on display özelliği de bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bu arada bayağı üstü kirlenmiş saatin. Diyorum ya bayağıdır kullanıyorum. Burada spor verileriniz yani koşu, adım sayar bu bölüm bulunuyor. Kaç koleri yaktığınızla ilgili. Onun dışında burada kronometre tutabiliyorsunuz. Ekstra olarak burada hava durumunu gösteriyor. Gerçekten de aynı eşdeğer çalışıyor. Hava durumu neyse onu gösteriyor. Burada direkt zaten saate bağladığınızda bu özelliklerin hepsi aktif oluyor. Şu anda ben bağlamadım. App Store bölümüne tıkladığımızda ise dil bölümü açılıyor. Ve harici olarak kameraya bastığınızda da telefonunuzda bir kamera bölümü açılıyor. Ve buraya bastığınızda fotoğraf çekebiliyorsunuz. Saatin üzerinden yukarıdan aşağıya çektiğimizde şarj göstergesi bulunuyor. Burada müzik bölümü, wifi bölümü dediği telefonla bağlantı bölümü, ayarlar bölümü bulunuyor ve ekran parlaklığı buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Harici olarak zaten burada yine dil seçeneğine girebiliyorsunuz. Şu bölüm ise telefonla görüşme yapabileceğiniz bölüm oluyor. Onun altında da baktığımızda burada bir bölüm daha var. Ana sayfaya atıyor direkt olarak orası da sizlere. Ve burada da cihazınızı taramak, bağlayabilmek için QR kod bulunuyor. Şimdi Soldan sağa çektiğimizde ise burada spor verilerinizi ve en son girilen uygulamayı görebiliyorsunuz. Aşağıdan yukarı çektiğimizde burası mesaj bölümü. Gelen mesajlar bağlı olduğunda cihaza aşağıdan yukarı çektiğinizde gözüküyor. Sağdan sola çektiğimizde de burada etkinlik, spor verilerinizin olduğu yer ve nabız ölçüm yeri bulunuyor. Saate bakmış olduğunuzda gayet iyi bir yapısı var ve gerçekten orijinal hissiyatı veriyor diyebilirim sizlere. Ürünün birlikte kutusunu açtık ve genel özelliklerinden sizlere bahsedebileceğim kadar arayüzünü gösterip bahsetmeye çalıştım. Şimdi ürünün şöyle manyetik bir şarj aleti var. Zaten bunların detay çekimlerini gösteriyor olacağım ama sizlere bir de ana kamerada görmenizi istiyorum. İçerisinden iki kordon çıkıyor demiştim. Birisi böyle turuncu olan Ocean kordonumuz, birisi de siyah olan Ocean kordon diyebilirim sizlere. Ürünün kutusu bu şekilde iki paket halinde geliyor. Kordonlar bu kutu içerisinden çıkıyor ve bakmış olduğunuzda bu da gayet premium hissiyatta olduğunu gösteriyor ürünün. Öncelikle ürünün Apple logosuyla açılması çok büyük bir avantaj. Ekstra avantajlara baktığımızda Arama cevaplama, arama alabilme, arama reddetme hepsini yapabiliyorsunuz. Ayrıca tüm sosyal medya bildirimleri telefonunuza geliyor. Always on display özelliği bulunuyor. Watch 8 Ultra Premium'u birçok ürünle karıştırabilirsiniz çünkü piyasada Watch 8 Ultra Premium adında birçok ürün bulunuyor. Ürünün ekran yapısı gayet iyi. Uygulamaya girdiğinizde kadranları görüntüleyebiliyorsunuz ve içerisinde birçok kadran bulunuyor. Sağ tarafa doğru kaydırdığınızda kadranları görebiliyorsunuz. Kendi içerisine atabileceğiniz diğer bölüme geçtiğiniz ise kendi resimlerinizi yani özel galerinizdeki resimleri yükleyebileceğiniz kadran bölümü açılıyor. Burada resmi yüklediğinizde saatin ayar kısmını yapabiliyorsunuz. Üstte mi kalsın, altta mı kalsın, yanla mı kalsın gibi seçenek ayarları da bulunuyor. Böyle bir imkan sunması da gayet iyi bir özellik diyebilirim sizlere. Saati 1-2 gün inceleyip de paylaşmak istemedim sizlere. Yaklaşık 2 2,5 haftadır bu saati kullanıyorum ve şarj süresini genellikle ölçmeye çalıştım. 3 ila 4 gün rahatlıkla gidebiliyor diyebilirim bu şarjı. Ve sürekli her eve geldiğinizde dışarıdaysanız ya da sabahtan akşama şarjı bitmediği için problem yaşamıyorsunuz. En büyük özelliklerinden bir tanesi şarj süresinin uzun gidiyor olabilmesi. Bu şekilde saate yakın bir şekilde konuştuğunuzda karşı taraf net bir şekilde sesinizi anlayabiliyor. Cihazın üzerindeki hoparlör ise size gayet iyi bir ses veriyor. Yani sesi yüksek diyebilirim. Bu konuda da sizi tatmin edecektir. İncelememiz bu kadardı. Açıklamaya Fortune Cases linkini bırakıyorum. Oradan gidip güvenle satın alabilirsin. Bence memnun kalabileceğim bir saat ve indirimde olduğu için şu anda indirimi yakalayıp Apple logolu açılıp kapanan bu saati sen de kullanabilirsin. videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular olursa da yorum kısmından bana iletebilirsiniz veya Instagram'dan yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.